Merhaba değerli izleyenler, Yakın Plan'a hoş geldiniz. Bugün uluslararası işletmecilikte temel kavramlar üzerinde duracağız, tartışacağız ve bir hocamızdan öğreneceğiz. Sayın Doktor Öğretim Üyesi Aslı Geylan hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, sizleri sormalı. Çok iyiyiz hocam. Bugün çünkü uluslararası işletmecilik deyince artık günümüzde sürekli konuşulan, sürekli ne derler hani dilimize pelesenk olan türlü çeşit kavram var. Evet. Onları öğreneceğimiz için aslında ben çok heyecanlıyım. Dönem de başladı. Bir evet. de onun heyecanı var bir yandan ve iki tane de pırıl pırıl öğrenci arkadaşımız var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Tamay ve Aygün. Evet. Arkadaşlarımız da sorularıyla, görüşleriyle, tartışmalarıyla umarız programımıza hem renk katacaklar hem de bize öğretecekler diye umuyoruz. Başlamadan önce müsaadenizle bir hatırlatma yapayım. Lütfen bize yakinplan@anadolu.edu.tr elektronik posta adresimizden yazınız ki görüşlerinizle, dönütlerinizle, yorumlarınızla programımız zenginleşsin. Biz de sizden öğrenelim diyoruz. Hocam, dilerseniz böyle ilk soruyla başlayayım. Kitabı açıp da biraz böyle bakınca çok heyecanlandım. Niye? Hep küreselleşme konusu. Çok duyuyoruz değil mi arkadaşlar? Küreselleşme, küresel ısınma. Hocam nedir bu küreselleşme? Niye küre denmiştir? Kareselleşme denmemiş de küreselleşme. Ben onu düşünmüştüm. İlk okuduğumda bunları öğrenciyken. Onun dışında da ne önemi vardır dünya için? Bizi biraz aydınlatır mısın? Tabii ki. Şimdi şöyle, niye Çin küre diyoruz? Çünkü dünya yuvarlaktır, döner. Değil mi? Dolayısıyla küreselleşmenin asıl şeyi budur. Ve küredeki bütün referans noktaları aslında birbirine eşit uzaklıktadır. Dolayısıyla yani dünyanın her yerinde, dünya üzerinden baz alırsak, dünyanın her yerindeki noktalar küre üzerinde birbirine eşit uzaklıktadır. Dolayısıyla bu anlamda küreselleşme demeyi tercih ediyoruz literatür olarak. Aynı zamanda Fransızcadan gelen bir kelime. Küreselleşmenin İngilizcesi nedir? Globalizasyon. Global de gene Fransızcadan gelen ve küre anlamına gelen bir kelimedir. Dolayısıyla küreselleşmenin aslında temel şeyleri buradan geliyor. Temel ismi buradan geliyor. Nereden geldi başımıza bu işler diye soracak olursanız eğer. Ne oldu da birden küreselleştik? Bunun ardında yatan unsurlar var. Onları birazdan anlatacağım ama aslında temel olarak bir uluslararasılaşma sürecinden geçiyor dünya. Geçti aslında ve uluslararasılaşmanın son noktası olarak da küreselleşme noktasına gelmiş bulunmaktayız. Uluslararasılaşma ne demektir? Ülkelerin kendi sınırları içinde faaliyet göstermeyi bırakıp dünya ülkeleri arasında işlem yapmaya, yatırım yapmaya, faaliyet göstermeye, ithalat, ihracat yapmaya, üretim yapmaya başlamasıyla oluşan bir süreçtir aslında. Dolayısıyla dünyada aslında küreselleşme için kendimiz açısından baktığımızda insanın kendine yakışanı giymesidir diyebiliriz. Evet. Çünkü artık kendi yaşadığımız sınırlar içerisindeki kıyafetleri almak zorunda değiliz. Tüm dünya pazarı, tüm dünya sınırları, tüm dünya ülkeleri bize ürün satabilir. Biz de onlardan ürün alabilir hale geldik. Evet. Dolayısıyla artık ülkemizdeki ürünlere, hizmetlere mecbur değiliz. Dünyanın tüm ülkelerinden istediğimiz ürünleri istediğimiz gibi alabiliyoruz. Bir sürü örnek verebiliriz. İsim vermeden birkaç tane hatırlatayım size. Mesela Çin'de üretim yapan bir internet firmasından, oturduğunuz yerden, cep telefonunuzdan tık 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 hemen bir şarj kablosu alabilirsiniz. Bir köpek yatağı alabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her şeyi buralardan temin etmeniz mümkün. Yaptığınız tek şey ayaklarınızı uzatıp cep telefonunuzun tuşlarına basarak Çin'den ürünü sipariş etmek oluyor. Eskiden bunlar bu kadar hızlı mümkün olamıyordu. Bunun ardında yatan temel faktör de nedir? İnternettir. O meselelere biraz sonra döneceğim. Bir nefes aldırayım mı siz hocam? Buyurun. Arkadaşlar, siz ne diyorsunuz uluslararasılaşma ve küreselleşme farkı için? Böyle kafanızda bir şey oluşmaya başladı mı? Yani küreselleşme zaten dünyanın getirdiği artık bir kavram. Bu yüzden çok önemli olduğunu düşünüyoruz biz de. Hı hı. En basit tanımıyla yani bizim işletme derslerinde öğrendiğimiz sınırların tamamen ortadan kalkması. Evet. Hı hı. Tek tiplik diyebiliriz. Hı hı. Burada bir tanımımız var slide'da. Onları da bir sesle dile getirelim isterseniz küreselleşme ile ilgili. Bileşenlerin birbirleriyle daha fazla bütünleştiği ve karşılıklı bağımlılıkların arttığı bir dünya ekonomisinden bahsediyor slide. Karşılıklı bağımlılık ne demek? İlerleyen zamanlarda biraz daha açacağız ama şu demek. Üretim yapmak için bir işletme dünyanın her türlü ülkesinde her türlü insana ihtiyaç duyabilir hale geldi. Aslında karşılıklı bağımlılık bu demek. Sermayenin yer değiştirmesi, paranın
nereden geleceği şu an işletmeler için aslında belli değil. Çünkü sınırların ortadan kalkması demek. Bahsettiğimiz bu internet meselesiyle ne oldu? Bütün beğenilerimiz, ihtiyaçlarımız, zevklerimiz tek tipleşti. Dolayısıyla küresel dünyada tek tip insanlar olarak aslında yaşamaya başlıyoruz. Nasıl oluyor? Dünyanın bir ucunda bir adam, ünlü bir adam, kısa paçalı bir pantolon giyiyor ve 15 gün içerisinde bir bakıyorsunuz bütün dünya kısa paçalı pantolon giymeye başlıyor. Dolayısıyla eskiden hiç haberimiz olmazdı, Amerika'nın ücra bir köşesinde yaşayan bir insanın ne giydiğiyle hiç ilgilenmezdik. Ama şu anda ulaşılabilirlik, televizyonlar, internetler, tabletler vesaire tüm bu teknoloji sayesinde artık hepimiz bakarsanız tek tipleşiyoruz aslında. Küreselleşmeyle ilgili iki slayttan da görebilirsiniz. İki tane kavramımız var aslında. İkiye bölünüyor küreselleşme temel olarak. Pazarların küreselleşmesi ve üretimin küreselleşmesi olarak anlatabiliriz bunu. Pazarın küreselleşmesi demek işte bu kısa paçalı pantolon meselesi aslında bakarsanız. Tüm pazarların bir olması, sınırların, pazar sınırlarının ortadan kalkması demek. Sizin çarşıya çıkmanızla dünyanın herhangi bir yerinden bir ürün almanız arasında bizler için çok bir fark kalmadı. İşletmeler için de çok bir fark kalmadı. Üretilen ürün dünyanın her yerine çok hızlıca ulaşabiliyor. Nasıl ulaşabiliyor? Eskiden ulaşamıyordu da şimdi ne değişti diye sormanız gerekir bana bence. Sorsanız arkadaşlar. kendi kendime cevaplı. Ne değişti? Şunlar değişti. Ulaşım artık daha kolay. İletişim artık daha kolay. Eskiden trenlerle, kara trenlerle yükler dünyanın dört bir tarafına taşınmaya çalışırken gemilerle. Şimdi artık konteyner mucizesi çıktı. Konteynerlarla bütün yükleri konteynerlara yükleyip gemilere, onları da gemilere yükleyip sınır aşırı iletebiliyorlar malları. Dolayısıyla bu büyük bir avantaj oldu. Maliyetler düştü. Ondan sonra sınırların kendini koruma, yani ülkelerin kendini koruma halleri ortadan kalktı. Birazdan bu meseleye de döneceğiz. Şöyle de bir şey var. Artık önümüzdeki bir bilgisayarın nerede üretildiğini anlamamız mümkün değil. Çünkü bunlar artık ya da herhangi bir ürün ve hizmet, hizmet demeyelim, ürünler diyelim, tek bir yerde üretilmiyor. Bunun yazılımı Amerika'da yapılıyor, parçaları Tayvan'da üretiliyor, Çin'de birleştiriliyor. Ondan sonra da gelip Türkiye'de bizim önümüze konuyor. Dolayısıyla bir ürünün artık nerelidir bu ürün diye sorusu da ortadan kalktı. Temel olarak hocam, tekrar size dönmem gerekirse, uluslararasılaşma meselesi, aslında uluslararası işletmecilik meselesinin başındaki bu uluslararası kelimesinin bence artık kalkması gerekiyor. Çünkü uluslararası olmayan bir faaliyet ve uluslararası olmayan bir işletme neredeyse yok. Yani bu bir özellik değil, bu artık bir öz oldu. Öyle gerek söyleyebilirim. Gerek gibi oldu. Belki uluslararasılaşmayan işletmelere yerel işletmeler denip bu işletmeleri de normal işletmeler olarak değerlendirmemiz daha mantıklı ve mümkün olabilir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz hocam. Böyle çok tempolu bir şekilde anlattınız bize. Ben çok hızlı konuşuyorum biliyorsunuz mu? Hep açık öğretim öğrencileri de hep aynı şeyden şikayetçidir. Evet. Lütfen beni birazcık yavaşlatın. Bazen tutamayıp kendimi böyle çok hızlı konuşma şeyi buluyorum yani kendime. Uluslararasılaşmayla küreselleşmenin bir farkı olduğunu bir yandan da söylüyorsunuz. Küreselleşme onun bir sonraki evresi ve hepsini son kapsayan evresidir. Bir aynen, evresi evet. Gibi mesela oldu. Mesela tüm işletmeler, çok uluslu işletmeler aslında uluslararası işletmelerdir ama tüm uluslararası işletmeler çok uluslu işletmeler olmayabilir. Hocam, hadi bunun bakalım. Altını bir daha çizelim. Çok uluslu işletmelerin hepsi uluslararası işletmelerdir. Hı hı. Çünkü çok uluslu faaliyet göstermek demek, uluslararası faaliyet göstermek demektir. Ama uluslararası işletmelerin hepsi çok uluslu olmayabilir. Neden? Çünkü ithalat ve ihracat faaliyetleri vasıtasıyla da bu işletmeler faaliyet gösterebilirler. Yani Türkiye'den oturup yurt dışına ithalat veya ihracat yaparsanız bu sizin çok uluslu olduğunuzu göstermez ama uluslararası bir işletme olduğunuzu gösterir. Arada böyle ince bir kavram farkı var. Bunu da altını çizmekte fayda görüyorum. Ki son olarak küreselleşmede tüm bu uluslararasılaşma sürecinin son referans noktasıdır, son noktasıdır. Geldiği son noktadır dememiz mümkün. Bundan sonra da belki küreselleşmeden sonra acaba hangi kavram gelecek? Ne dersiniz arkadaşlar? Global öyle, küreden daha bir, üst bir yapı var mı bilemiyorum tabii yani. Cisim şeklinde bulamıyoruz. Var mı arkadaşlar şu ana kadar merak ettiğiniz bir şey veya bir sorunuz? Çok uluslu işletmelerle küresel işletme arasındaki farkı zaten bahsettik. Aha, evet. Yani öyle. Şöyle, çok uluslu işletmeler
Yani bunlara da küresel işletmeler diyebiliriz. Çünkü ulusal işletmelerin çoğu küresel işletmelerdir de aynı zamanda. Peki bunlara bir örnek verebilir miyiz mesela? Çok isteriz. Tamam. Örnek vermeyi ama burada şöyle söyleyebiliriz. Size küresel bir işletme örneği vereceğim şimdi. Birazcık toparlayarak isim söylemeden. Şimdi bir teknoloji firması biliyoruz ki tabletleri var, telefonları var, televizyonları var, yazılımları var ve üzerinde bir meyvesi var. Evet. İşte mesela bu şirketimiz nedir? Aslında küresel bir şirkettir. Buna neden küresel bir şirket diyoruz? Çünkü hepimizin elinde en azından bir ürünü mevcut. Dünyadaki her yerde de, her insanın elinde de ya da evinde de ya da işte evinin biraz ötesindeki bir dükkanda da ürünleri bulmak mümkün. Ürünler tek tip. Bakın küreselleşmenin çok önemli bir özelliğini söyleyeyim size. Tüm dünyadaki tüm insanlara tek tip ürünler sunar. Standart olacak. Standart öyle olur. Mi hocam? Yani ülkeden ülkeye farklılık göstermez ürettiği ürünler. Türkiye için şunu yapalım. Yani küçük yasal düzenlemeler evet ama onun dışında Türkiye için işte pembe, Amerika için mor, Türkiye için daha uzun, Amerika için daha kısa gibi ürünler üretmez. Dünya pazarı küresel işletmeler için tek tiptir. Tüm pazarlama faaliyetleri tek tiptir. Tüm üretim faaliyetleri tek tiptir. Dolayısıyla tüm dünya o işletmelerin bir pazarıdır. Sınırı yoktur. Ülke sınırı vesaire herhangi bir şey yoktur. Beğenilerimiz burada o şirketler için, küresel işletmeler için asıl olandır. Dolayısıyla onlar bizler için üretirler. Biz de tüm dünya olarak, ülke olarak değil, tüm dünya olarak satın alırız o ürünleri. İşte bu meyveli işletme tam olarak küreseldir. Başka bir küresel işletme örneği isterseniz akıla ilk gelen bir gazlı içecek firmasını sizlere örnek olarak gösterebilirim. Tüm dünyanın aynı şekilde, aynı standartlarda aynı içeceği tükettiği ve tüm sofralarda yer alan ürünler üreten bir şirket. Böyle aklınıza tüm dünya çapında ürün üreten işletmeler geliyorsa eğer seslendirmemekle beraber bunlara genellikle küresel işletmeler deme ihtimalimiz var. Çok uluslu olunca hocam. Çok uluslu olunca bazen ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye farklı içerikler, farklı ürünler üretebiliyorlar. Ya da tüm dünyanın her yerine ürün pazarlayamayabiliyor çok uluslu işletmeler. Veya birazdan söyleyeceğiz ithalat ihracat yoluyla sadece satış yapabilirler. Dünyanın belirli bir yerinde bir fabrikası olabilir sadece ya da işte sadece Doğu bloğuna üretiyor olabilir. Sadece Amerika'ya üretiyor olabilir. Böyle işletmeleri de çok uluslu faaliyet gösteren, ülkesi aşırı faaliyet gösteren işletmelere aslında temel olarak çok uluslu işletmeler diyoruz. Buna bir hamburger firmasına örnek verebilir miyiz bir, peki? İki hamburger firmasına örnek verebilirsiniz. Çünkü ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor et çeşitleri vesaire. Evet, ha şey uluslararasılaşma için mi dedin? Evet. O şöyle, o küçük yasal meseleler küreselleşme, küreselleşen işletmeler için de geçerli. O söylediğin iki hamburger firması aslında küresel işletmedir. Neden? Çünkü biz mesela Türkiye olarak %100 dana eti tercih ediyoruz. Belli inanışlarımız sebebiyle. Bizim için, bizim ülkemizde mesela domuz eti üretimini kısıtlıyor veya kaldırıyor bu firma. Bu küçük şeyleri, farkları saymamak lazım aslında. Yani mesela deterjan firması su sertliklerine göre bazen farklı ülkelere farklı ürünler üretebiliyor bazı deterjan firmaları. Çünkü işte bizde köpüren atıyorum işte Azerbaycan'da köpürmeyebiliyor gibi. Bunlar küçük farklar ve yasal mevzuatları da bunun dışında tutarsak o söylediğin hamburger firmaları ya da fast food firmaları diyelim küresel firmalar arasında sayılabilir. Hocam tabii bir yandan da şeyi merak ediyoruz. Kitabımızda öğrencilerimiz bu konuya özellikle böyle bir dikkatlerini versinler değil mi? Yani onun için bu kadar üzerinde durduk. Yani küreselleşme kitabı, ve uluslararasılaşma farkı veya temel kavramları da iyice böyle arkadaşlarımız kitaplarını okusun. Şimdi bu kitabın bu ünitesindeki bu kavramları anlamanız, bu kitabın bundan sonraki üniteleri anlamanız anlamına geliyor öğrenciler için aslında. Dolayısıyla işte uluslararası işletme neydi meselesi artık oturmalı kafanızda ya da küresel işletme neydi meselesi oturmalı. Çünkü kitap başlı başına bir uluslararası işletmecilik faaliyetler dizisi anlatacak bize 8 hafta boyunca. Evet. Dolayısıyla küreselleşmenin ne olduğunu ya da uluslararasılaşmanın ne olduğunu doğru ayırt etmek iyi olabilir. Doğru anlamak iyi olabilir. Bir süre sonra birkaç tanım vereceğim ben size şimdi. Hatta geçelim slaytımızı şu ardındaki unsurlardan sonra. O kavramlar artık mesela ana ülke diyeceğiz. Onun artık ne olduğunun taraflarca bilinmesi gerekiyor. Çünkü bir daha kitap ilerleyen bölümlerde bunları açıklamayacak. Dolayısıyla bu ünite aslında biraz zor ve sıkıcı gibi görünse de temel kavramlar anlamında önemli bir ünite, bir giriş ünitesi kitabımız için.
Azıcık da aslında temel olarak bahsettik ama toparlamak gerekirse küreselleşmenin ardındaki unsurların neler olduğuna şöyle bir bakabiliriz isterseniz siz de. Şimdi nereden geldi dedi ya Hakan Bey bu küreselleşme meselesinin başımıza ne geldi de küresel olduk. Bunun en temel, en eski sebeplerinden bir tanesi ülkeler arasındaki serbest dolaşımın önündeki engellerin kalkması veya büyük oranda kaldırılmasıdır. Nedir bunlar? En temel olarak vergilendirme meseleleridir. Eskiden ithalat ihracat yaparken çok aşırı vergilere maruz kalabiliyorduk. Gümrük artık kotaları. Yapılan nasıl? Gümrük kotaları. Aynen, gümrük kotaları gibi. Artık yapılan bazı anlaşmalarla, işte bloklarla, AB gibi, NAFTA gibi vesaire, bunlarla ülkeler arasındaki ticaret hareketlerinin daha destekli hale geldiğini görebiliyoruz. Ülkeden ülkeye farklılık göstermekle beraber ülkelerin kendi sınırlarında ithalatı veya ihracatı teşvik etmek için yaptıkları vergi indirimleri de bunlar içerisinde değerlendirilebilir aslında. AB nedir bilen var mı? AB. Avrupa Birliği olmasın. Evet. Bravo, tebrik ediyorum. AB de buna verilmiş güzel bir örnek mesela. Çünkü niye? O blok içerisindeki ülkeler birbirleriyle anlaştılar bir şekilde, anlaşıyorlar ve işte ithalatın veya ihracatın o ülkeler içerisinde daha hızlı döndüğünü, daha kolay yapıldığını, mevzuatların daha ortak olduğunu görebiliyoruz. Teknolojiden bahsetmiştik, internetten, bilgi teknolojilerinden, iletişim teknolojilerinden ve ulaşım teknolojilerinden. Ulaşım teknolojileri neydi, ne söylemiştim? Konteynerların ortaya çıkması, malların, hizmetlerin artık daha hızlı bir şekilde sınır ötesine çıkabilmesi. İletişim demek, internet demek. Artık dünyada 2018 tarihiyle beraber 4 milyar insanın internete ulaşımı var. Bu da dünyanın yarısı demek oluyor. Şu anda hepimizin elinde. Çoğunlukla gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamı ve gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda internete ulaşımımız var. İnternete ulaşım ne demek? Bütün dünyaya ulaşım demek temel evet. olarak. Dolayısıyla her şeyi artık anında telefondan öğrenebiliyoruz. Bu da bizler için önemli. Küreselleşmeyi tetikleyen en büyük unsur internettir diyebiliriz o zaman. Öyle diyebilir miyiz hocam? İddialı oldu. aslında tetikleyen demeyelim ama gelişmesine katkı sağlayan en büyük unsur evet internettir. E-ticaret örnek verebiliriz. Aynen öyle. E-ticaret örnek verebiliriz. Artık hep hiç kimse neredeyse alışveriş merkezlerine evet. gitmeyi tercih etmiyor. Vallahi ben etmiyorum en azından. Öyle mi? Soracak olursanız. Çünkü bilgisayardan iki tuşla istediğim ürünü istediğim gibi alıp istediğim gibi değiştirme imkanına sahibim. Dolayısıyla vakit harcamak ya da enerji harcamak istemiyorum. Kargo şirketleri de taşımacılıkta bayağı iyi oldukları için takır takır önüme kargoları getiriyorlar, koyuyorlar. Ben de beğeniyorum, beğenmiyorum. Neyse böyle bir alışveriş şekline girmiş durumda. Dünya öyle girmiş durumda. Evet. Mesela Çin'den de alabilirsiniz, Amerika'dan da alabilirsiniz, Avrupa'dan da istediğiniz ürünü kolaylıkla sınırlar çerçevesinde getirebilirsiniz. Hocam eskiden böyle bir şey vardı. İşte kahraman bakkal süpermarkete karşı. Şimdi durum herhalde biraz da süpermarketler e-marketlere karşı evet. filan gibi bir duruma geldi değil mi? Onların bile tutunma şansı biraz düşmüş durumda. Aynen öyle anlıyorum sizin bu söylediklerinizden. Alışveriş merkezleri aslında e-ticaretle kapışıyorlar diyebiliriz. Oranın alışveriş merkezinin ne avantajı var? Dokunarak, görerek ve deneyerek alma şansınız var. Buna karşı e-ticaretin de şöyle bir hamlesi var. Ücretsiz değişim. Kargo bedava. Beğenmezsen istediğin gibi gönderebiliyorsun ve değiştirebiliyorsun gibi. Dolayısıyla dünya aslında böyle basamak basamak bakkallar, süpermarketleri, süpermarketler e-ticareti, e-ticaretler diye muhtemelen devam edip gidecek gibi görünüyor. Peki böyle. İşletmeler için soyutlaşıyor artık diyebilir miyiz yavaş yavaş? Yani daha büyük şirketlerden daha küçük ama sanal ortamda faaliyet gösteren. Öyle. Evet soyutlaşıyor aslında. Fiziksel olarak var olan işletmelerin sayısı sabit kalmakla beraber bunun yanında bir de soyut işletmeler çıktı. Yazılım evet. üreten işletmeler, ne bileyim işte internet üzerinden satış yapan işletmeler, bazı işletmeler sadece internet üzerinde var ve depoları var. Biz evet. satın aldığımız zaman herhangi bir sunum yapmak için herhangi bir maliyete katlanmıyorlar. Satın aldığımız zaman depolarından bize kargoluyorlar ürünlerini. Bir beğeniyoruz, geri gönderiyoruz ya da satın alıyoruz gibi. Dolayısıyla bu fiziksel yapının da değişimi söz konusu. Evet, tam ayaklısın. Bir de hocam böyle eskiden filmlerin gelmesini beklerdik filan. Yani sanatla ilgili değil mi? Yani böyle yanları da var. Sadece herhalde yani günlük hayatımızın her alanında etkilenmiş. Onlar da sonuçta kültür sanat işletmesi veya evet, değil mi? Böyle... En küreselleşen
büyük sektör hangi sektör? Zaten film sektörü ve müzik sektörü aslında. Neden? Çünkü filmi çektikleri yerde eskiden sinemaların kapısında beklerken şimdi pat diye internete düşüyor. Üretilir üretilmez ya da bir dizi çekilir çekilmez. Biz internetten tek tuşla diziyi indirip izleyebiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir o heyecan da aslında kalmadı belki de işin. Film bekledik, vizyona girdi vesaire. Onlar da artık modayı şimdi ne yapıyorsunuz? İnternetten belirliyorsunuz. İnternetten takip ediyorsunuz. İşte dizinin yeni bölümü gelecek diye sabırsızlanıyor. Falan ama o biraz fiziksel meseleler herhalde gerçekten ortadan kalkıyor. Eğitim de herhalde böyle olacak hocam. Çünkü çok yani öğrencilerimiz tabii ki çok heyecanla derslerin başlamasını bekliyor. Ama değil mi biz şimdi artık örneğin bu YouTube kanalımızdan bunları yayınlıyoruz. Evet. Bu da yaptığımız dünyanın her yerinden herhalde izlenebilecek durumda. Hocam programın neredeyse yarısına geldik. Sağ olun. Çok akıcı bir şekilde. Arkadaşlarımız da güzel katılıyorlar. Arkadaşlar bu noktaya kadar kaçırdınız ya şunu tam anlamadım veya benim de şu katkım olacak dediğiniz bir şey varsa şimdi söyleyin. Yoksa hocamıza biraz devam hakkı verelim süreyi de iyi kullanmak için. Evet. Buyurun var mı? Ben bir soru sormak istiyorum. Hacim olarak çok büyük işletmeler mi küresel olabilir sadece? Güzel soru. Hacim olarak çok büyük olmasına gerek yok. Kitapta da bir kavramımız var. Buna ne diyoruz? Küresel doğan işletmeler diyoruz. Çok minik, işte araba garajında kurulup da dünya çapında üretim yapan, üretim derken hani fiziksel üretimden bahsetmiyorum. Mesela bir yazılım şirketi. İşletmeler biliyoruz. Bunlar KOBİ'ler de olabilir, küçük işletmeler de olabilir. Küresel olmak için illa koca koca fabrikaların, koca koca işte plantlerin olmasına gerek yok artık günümüzde. Mesele burada dünya çapında tek tip pazara bir ürün ya da hizmet satıyor olabilmek. Bunu araba garajında da yapabilirsin. Hiç ilgilenmiyoruz bununla. Koca fabrikalarda da yapıyor olabilirsin aslında. Fark etmez. Sadece burada mesele dünyaya yani küreye hizmet ediyor olmak. Dolayısıyla çok büyük işletmeler olmasına gerek yok Aygün. Buna da küresel doğan işletmeler diyoruz altını çizerek. Müsaadenizle ben bir slayt değiştirerek konuyu da sonlandırmak istiyorum. Şimdi burada birkaç tane tanımımız var. Tanım vermek derslerde çok mübah değildir ama bunların da bilinmesi gerekiyor. Şöyle temel olarak bir toparlamak gerekirse. Burada sizin bilmeniz gereken ya da bizlerin bilmesi gereken temelde aslında ana ülke ve ev sahibi ülkenin ne demek olduğu. Ana ülke anne anlamında değil burada ama işletmenin tepe yönetim ekibinin faaliyette bulunduğu ülkeye biz ana ülke diyoruz. Sahipleri, CEO'ları işte vesaire ya da o ekip, destek ekip hangi ülkedeyse o ülkeye ana ülke deniyor kitaplardan. Bir de ev sahibi ülke vardır. Bu da misafirlik gibi aslında belki de düşünülebilir. İşletmecilik faaliyetlerini mesela pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yabancı bir ülkede. Şimdi tekrar küreselleşmeye geri dönmek istiyorum. Bu işletmecilik faaliyetleriyle ilgili müsaade ederseniz söyleyeceğim bir takım şeyler daha var. Mesela artık işletmeler tüm bu işletmecilik faaliyetlerini tek bir ülkede gerçekleştirmiyorlar. Neden? Çünkü bazı ülkelerin iş gücü, mesela örnek veriyorum olmadı, sadece mesela diyeyim. Mesela iş gücü sadece belli ülkelerde daha ucuz olabiliyor. Mesela. İş gücü ucuz iş gücü. Olarak. Mesela Hindistan. Uzak Doğu ülkelerinde uzak genelde. Uzak Doğu ülkeleri de aynı şekilde. Bazen onların günlük ücretleri, işte Amerika'da çalışan bir işçinin günlük ücretinin 1/4 kadar bile olabiliyor. O zaman küresel işletmeler ya da çok uluslu işletmeler ne yapıyorlar? Üretimlerini ya da destek faaliyetlerinin bir kısmını bu ülkelere refere ediyorlar. Şöyle, arıyorsunuz bir küresel işletmenin call center'ını, müşteri hizmetlerini. Telefona çıkanın hangi ülkede olduğunu biliyor musunuz? Hayır, mümkün değil. O Hindistan'dan da açabilir telefonu, Çin'den de açabilir telefonu, Avrupa'dan da açabilir. Bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle fark etmeyecek faaliyetleri işletmeler artık iş gücünün ucuz olduğu ülkelere doğru gönderiyorlar. En önemli örneği de bunun müşteri hizmetleri, call center'lardır. Ya da şöyle Amerika'da bir yazılım yapılıyor, bilgisayar için bir yazılım yapılıyor. Amerikalı çalışanlar işten çıkmadan önce, mesai bitiminden önce bu yazılımı Hindistan'a gönderiyor. Onlar uyurlarken Hindistan'da bu yazılım test ediliyor. Ve sabah uyandıklarında yazılım ellerine test edilmiş şekilde geri geliyor. Bu hem zaman avantajı hem Hintli insanların ücretlerinin düşük olması sebebiyle maliyet avantajı sağlamış oluyor işletmelere. Bu yüzden artık ev sahibi ülke kavramı bizler için önemli. İşletme fiziksel varlık olarak tek bir ülkede artık maalesef ya da ne iyi ki faaliyet göstermiyor diyebiliriz.
Uluslararası işletme tanımını vermiştik. Ticaret nedir? Ülkeler arasında, sınırlar arasında değişim demektir aslında. Bir ürünü başka bir ülkeye, ülke sınırı dışında bir yere satmak veya ülke sınırı dışından bir ürün almak diye örnek verebiliriz. Uluslararası ticarete, ithalat ve ihracat da bunun içerisinde yer alıyor. Bir de uluslararası yatırım tanımımız var. Slide'ın sonunda görebilirsiniz. İşletmelerin sermaye, teknoloji, yönetsel yetenek ve imalat altyapısı gibi varlıklarının herhangi başka bir ülkeye aktarılması veya başka bir ülkeden bu tür varlıkların satın alınması anlamına geliyor uluslararası yatırım kavramımızda. Tamam. Ay canım. Bunlar mı hocam tanımları? Gayet iyiymiş. Tanımlarımız bunlar. Hocam Aygün öyle bir dinliyordu ki yani sanki... Şunu söyleyeceğim ama söyleyemedim der gibi duydum. Doğru mu Aygün? Yani. Anlatamadım mı ben acaba baştan mı söylesem hayır, ne olsun? Anladık mı? Sormak istediğiniz bir şey yoksa devam edebilirim yok. İsterseniz. Bu araya kadar tamammış tamam, hocam. Tamam, slide'ımı geçiyorum o zaman. Şimdi burada 4 tane yuvarlak ya da küre, küre de değil aslında, görüyoruz. Çok uluslu işletmelerle ilgili bir iki dönüt vermek istiyorum size. Bu çok uluslulaşma meselesi aslında nasıl oluyor? Biraz anlattık ama biraz da açmak lazım diye düşünüyorum. Birden çok ülkede işletmecilik faaliyetlerine sahiplik yoluyla katılan işletmelere ÇUİ'ler, çok uluslu işletmeler diyoruz. Öğrenciler aralarında ÇUİ diyorlar, ondan sonra çok uluslu işletme deyince de böyle... Ne demek istediniz diye bakıyorlar. O onun kısaltması aslında. ÇUİ dediğimiz çok uluslu işletme demek. Nasıl çok uluslaşabilir bir işletme? 4 farklı yolla çok uluslaşabilir aslında. Bunun ilki tamamen sahip olunan bağlı işletme yoluyladır. Bu ne demek? İşletme faaliyette bulunduğu sınırlar dışarısında başka bir işletmeye ya da başka bir yapıya yapının tamamını satın alarak ülkeler arası faaliyet göstermeye başlayabilir. Buna da tamamen sahip olunan, yani bütün o karşıdaki işletmenin hepsini satın almak yoluyla o işletmeye sahip olabilir. Veya ne yapabilir? Bağlı işletme yoluyla. Bu da ne demek? Oradaki işletmenin hisselerinin çoğunu, yani ne demek çoğu? %50'den fazlasını satın alarak o işletmenin ortaklığına, çoğunluk ortaklığına girebilir. Dolayısıyla yine böyle işletmeleri de çok uluslu işletmeler diye biliyoruz. Eşit hissedarlık yapabilir. Eşit hissedarlık ne demek? %50-50 o işletmenin sınır ötesinde yer alan işletmenin hisselerine %50-50 sahip olabilir. Hisselerinin yarısına sahip olabilir. Böyle işletmelere de çok uluslu işletmeler diyoruz. Ve son olarak en az ihtimalle ilişkili işletme yoluyla sahip olabilir. Bu da hisselerin %50'den azına sahip olmak demektir sınır ötesindeki işletmelerin. Bu da aynı zamanda işletmelerin yine çok uluslaşması anlamına ya da çok uluslaşmasında bir adım olarak değerlendirmemiz mümkün aslında. Burada zannedersem yanlış bilmiyorsam bir tane sorumuz var. Gözlerimi size devirip soruyu açıyorum. Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu işletme olma yollarından biri değildir? Bakalım dinlenmiş mi diye bir soru denemek istedim üzerinizde. Tamamen sahip olunan bağlı işletmeye sahip olma, bağlı işletmeye sahip olma, eşit hissedarlığın olduğu işletmeye ortak olma, ilişkili işletmeye ortak olma, uzun dönemli anlaşma yoluyla ortak olma. Buyurun efendim. Uzun dönemli anlaşma yoluyla ortak olma. Sebebi nedir acaba? Uzun dönemli anlaşmayla ortak aslında olamıyorsunuz. Yani orada bir satın alma durumu söz konusu değil. Az önce 4 tane madde anlattım sizlere. O 4 maddede bu ilk 4 aslında şık olmakta. Evet, uzun dönemli anlaşma yoluyla çok uluslaşma gibi bir maddemiz o maddeler arasında yok idi. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız E şıkkı olmakta. Uzun dönemli anlaşma yoluyla ortak olamıyoruz. Yani çok uluslaşamıyoruz. Olabilirsiniz muhakkak ama çok uluslaşamıyoruz diyebiliriz Sayın Hocam. Bir de aracılar konusu vardı. Evet. Bunlar neye aracılık ediyordu? Ne oluyordu? Aracılar ve kolaylaştırıcılar konumuz var. Şimdi bunlar aslında temel olarak tanımlar kitaptaki. Birazcık böyle sıkıcı görünüyor. Temel olarak ne olduğunu bilmemiz, neye aracılık ettiğini veya neye kolaylaştırıcılık ettiğini bilmemiz aslında bizler için yeterli olacaktır. Şimdi şöyle, önce aracılardan bahsedelim.
faaliyetlerin, yani uluslararasılaşma faaliyetlerine aslında aracılık ediyor bu kurumlar. Bunu da farklı yollarla yapıyorlar. Mesela uluslararası işletmecilikteki aracıları temel olarak üçe ayırıyoruz. Hadi internetteki aracıları bir kenara tutalım, onu konuşacağız. Yabancı pazardaki aracılar ve az önce tanımını yaptığım ana ülkedeki aracılar olarak bunları bölüyoruz. Şimdi yabancı pazardaki aracılar demek, İşletmenin yabancı pazarda bir takım faaliyetleri var. Bunlara aracılık yapıyor bu şirketler aslında demek. Bunlar da yabancı dağıtımcı, imalat temsilcisi ve acente. Aslında acenteyi hepimiz biliyoruz. Muhakkak kendi ülkemizde de bir acenteye gidip bir şeyler satın almışsınızdır. Genelde Türkiye'de acenteler, siz daha iyi bilirsiniz, bilet satar, tatil satar, işte destinasyon satar. Nasıl yapar bunu? Şöyle... mesela gidip dersiniz ki tren bileti alacağım acenteye. Acente o tren biletine sahip olmamıştır aslında. Ama tren biletini satan işletmeyle sizi bir araya getirir. Diğer ikisi de yabancı dağıtımcı ve imalat temsilcisidir aslında. Bunlar da acente gibi faaliyet gösterirler ama aralarında küçük farklar vardır. Ne mesela? Yabancı dağıtımcı dediğimiz işletmeden, yani ana işletmeden ürünleri bir miktar daha ucuza satın alıp üzerine komisyon koyup satmasıdır aslında. Yabancı dağıtımcılık o demektir. İmalat temsilcisi dediğimiz de yine acente gibi faaliyet gösterir. Aslına bakarsanız ürünlerin sahipliklerini üzerine almaz ve yine aynı şekilde yabancı pazarda bir aracı olarak faaliyet gösterebilir. Bir de ana ülkelerdeki aracılar var. Burada slaytta da gördüğünüz gibi. Bunlardan bir tanesi ticaret şirketi, bir tanesi ihracat yönetim şirketi. Biliyorum bunların isimleri birazcık karışık. Ne olduğunu anlamak birazcık zor ama şöyle düşünebilirsiniz. Mesela ihracat yönetim şirketi dediğimiz, demek ki burada bir sıkıntı var ana işletme için. O da nedir? Belki de şirket ihracat meselesinde çok da iyi bilmiyordur meseleleri. Dolayısıyla yardıma ihtiyacı vardır. Bunu bir danışmanlık gibi aslında düşünebilirsiniz. Bu ihracat yönetim şirketi bir ihracat danışmanıymış ya da departmanıymış gibi faaliyet gösterir. İşletmeleri ihracat yapmalarında yardım eder. Ne anlamda yardıma ihtiyacı olabilir, ona bir bakalım. Şimdi bir şirketsiniz, bir şey ürettiniz ve yurt dışına satmaya karar verdiniz. Hangi ülke olsun? Bir tane ülke söyler misiniz? Portekiz. Portekiz'e satacağız elimizdeki bardakları. Tamam mı? Şimdi Portekiz'in yasalları Türkiye'den farklı. Mevzuatları Türkiye'den farklı. İşlemleri Türkiye'den farklı. Dolayısıyla oturup Portekiz'in tüm mevzuatını, tüm yasalarını, tüm işletim sistemini öğrenecek vaktiniz ve haliniz ve diliniz olmayabilir. O zaman ne yapıyoruz? Yardıma ihtiyacımız oluyor. O zaman da bu aracılardan kendimize uygun olanını seçip onlarla bir anlaşma içerisinde bu faaliyetlerimizi yürütebiliyoruz. Mesela sadece Portekiz'de belki sıkıntı olmayabilir ama Portekiz'in yanında Azerbaycan'a, oradan Amerika'ya, oradan vesaire gibi işleri büyüteceksek eğer tüm dünya ülkelerinin mevzuatlarına hakim olmak gerçekten mesele, zor bir iş. O yüzden ihracat yönetim şirketleri ve tabii ticaret şirketleri de bunlara dahil olmak üzere yardımcı oluyorlar işletmelere temel olarak. Bir de internetteki aracılardan bahsedelim. Bahsettiğimiz bu e-ticaret şirketleri aslında internetteki aracılar içerisinde yer alabilir. Bize aracılık yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Bir tişört istiyorum ama şöyle olsun, böyle olsun, mavi olsun, öyle olsun diyorsunuz. İnternete giriyorsunuz, yazıyorsunuz arama motoruna. Ve çıkan işletmeler size çok kuvvetli, muhtemel e-ticaret yapan işletmeler oluyor. Dolayısıyla beğendiğiniz tişörte tıklıyorsunuz. O tişörtü nereden alıyor? Fabrikasında mı üretiyor? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Umurumuzda mı? Değil. Bizim için önemli olan mavi tişörtün bizim olması. Dolayısıyla bu internetteki aracılar bu işlere vesile olabiliyorlar. Bazı genel e-ticaret siteleri var. Siz de bilirsiniz. Bir sürü dükkanın alt alta açıldığı ve dükkanların bitiş sürelerinin olduğu. Bu da işte alıcıyı teşvik etmek adına yapılır. Süre doluyor, hemen almam lazım diye. Orada bir sürü firma görüyorsunuz, bir sürü marka görüyorsunuz. Beğendiğinizi alıyorsunuz. Hatta farklı firmalardan farklı ürünleri sepete atabiliyorsunuz. Sonra ne oluyor biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu aracı, internetteki aracı tam olarak bu işte. O firmalardan o ürünleri tedarik ediyor. O ürünlerin bizim adresimize doğru şekilde, doğru beden ve doğru renkte kargolanmasını sağlıyor ve böylece o tişörtü üreten işletmeyle benim aramda bir aracılık hizmeti sürdürüyor.
Böyle özetleyebiliriz. Bir de kolaylaştırıcılarımız var. Kolaylaştırıcılar neler? Ona bir bakalım. Aa, soru çıktı. O zaman sorumu soruyorum. Uluslararası işletmelere çeşitli lojistik ve pazarlama hizmetleri sunan uzmanlaşmış işletmeler aşağıdakilerden hangisidir? Bir akıl yürütelim bakalım. Siz ne dersiniz? Gümrük komisyoncuları, lojistik hizmet sağlayıcıları, yük ileticileri, aracılar, kolaylaştırıcılar. Şimdi şurada küçük bir tüyo vermem gerekirse bu aracılar ve kolaylaştırıcılar bir üst başlık aslında, değil mi? Evet. Nedir? Fikri olan var mı? Demin de bahsettiğimiz gibi aracılar olduğunu düşünüyorum ben. Aynen öyle. Niye? Çünkü hem lojistik, hem ticaret, hem pazarlama gibi bize işletmelere uzmanlaşmış faaliyetler, ihracat departmanı gibi demiştik, sunduğu için buna aracılar diyoruz. Teşekkür ediyorum Tamay. Son olarak müsaadenizle hemen kolaylaştırıcıları da toparlayacağım. Bunlar da işletmelerin işlerini kolaylaştıran kurumlar, insanlar aslında. Gümrükten malın nasıl çekildiğini anlatan ya da gümrükten malın işletmeye nasıl çekildiğini anlatan gümrük komisyoncusu. Gümrükten mal çekmek de öyle her baba yiğidin harcı değil. Bir takım kuralları, yazışmaları, prosedürleri var. Dolayısıyla bilmeyebilir işletme bunları. O zaman gümrük komisyoncusuna ihtiyaç duyabilirler. Gümrükten mal çekmek için kullanıyoruz bu işletmeleri. Yük ileticisi aslında bir tür lojistiktir. Malların bir ülkeden diğer ülkeye ulaşmasını sağlayan işletmelerdir. Bunlar ya da aracılardır ya da kolaylaştırıcılardır diyebiliriz. Yükü alıp oradan oraya ileten ve ülkeler arasında öyle istediğimiz gibi hareket ettiremediğimiz için işte gümrüklerden geçirilmesine, malın gemiye yüklenmesine ya da trene yüklenmesine vesaireye aracılık eden işletmeler bunlar. Ve son olarak da yine lojistik ve depolama faaliyetleri sağlayan lojistik hizmet sağlayıcısı da yine kolaylaştırıcılar arasında yer alıyor. Yine hiç nefes almadan bir dersi tamamlamış hocam, oldu. Hocam sağ olun, ağzınıza sağlık. Rica ederim. Değerli arkadaşlar, şu soruyu sormazsam bu programda bitmesin, çok önemli dediğiniz. Bir soru varsa, birer soru, onları alabilirim zamanımız gereği. Kitapta offshore diye bir kısım vardı. Çok kısaca bahseder misiniz? Güzel, onu atladık. Evet, yetiştiremediğimiz için. Hemen şöyle, nedir mesele, bir toparlayalım. İşletme, aslında anlattım ama adını vermemiştim. Call center'ını başka bir ülkede ya da üretim bandlarının ya da üretiminin bir kısmını herhangi başka bir ülkede, işte maliyetin daha ucuz olduğu, fabrikanın kurulmasının imkanının daha ucuz olduğu bir ülkede yapıyorsa bunu aslında offshoring diyoruz. Yani tek bir ülke içerisinde koca bir fabrikada her şeyin yapılma işi, üretimin bazı bölümlerinin farklı ülkelere aktarılması, bazı süreçlerin farklı ülkelere aktarılmasına offshoring diyoruz. Yani bu otomobil işletmelerinde çok görüyoruz. Aynen öyle. Değil mi? Evet, aynen öyle. İşte ne yapıyorsun? Lastiğini de kendin üretiyorsun, otomobil yapıyorsan. Hayır, başka bir yerden alıyorsun. İşte civataları başka bir yerden alıyorsun, contaları başka bir yerde ürettiriyorsun gibi düşünebilirsiniz. Tabii burada işletmeye bağlı bir birim olması gerekiyor o ülkedeki faaliyetin. Yani satın almak demek, yani ihracat yapmıyoruz tekerleği. Gene bizim fabrikamızda ama farklı bir ülkede üretiliyor. Hı-hı. Arasındaki fark bu demek. Offshoring de adı da böyle bir havalı. Offshoring'i böyle yapıyoruz. Peki. Çok teşekkürler Aygün bu güzel soru için. Konuda da eksik bir şey kalmadı umuyoruz. Evet. Var mı başka sorumuz? Tamam. Benim yok. Teşekkür ederim her şey için. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar ben asıl çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel katkı verdiniz ve ilk üniteler her zaman hocam biraz heyecanlı ve bir bakıma da biraz zordur. Çünkü hem hocamız böyle bir yandan dersin konularını çok güzel bir şekilde ifade etmek istiyor. Öğrenci arkadaşlarımız bu tecrübeyi ilk defa yaşıyor oluyor. Ben de çok güzel idare ettiniz. Çok teşekkür ederim. Benim işimi de çok kolaylaştırdınız. Sağ olun. Aslı hocam tekrar diğer programda umarım görüşürüz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Öğrenci arkadaşlarım size de ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu güzel yayını, bu güzel programı emek verdikleri için bize lütfen yakinplan@anadolu.edu.tr adresinden görüş ve önerilerinizi yazınız ki programımız daha da iyi olsun diyerek programımızı kapatıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.